Merhabalar NBA Follows ailesi. Bugün yeni projemiz olan biyografilerle sizlerin karşısındayım. NBA'in efsane ismi Michael Jordan'ın biyografisini hep beraber inceleyelim. Michael Jordan 17 Şubat 1963 tarihinde New York'ta doğdu. Tam adı Michael Jeffrey Jordan'dır. 1.98 metre boyunda 98 kilodur. Eşinin adı Juanita Jordan'dır ve çiftin 3 çocuğu vardır. Jordan pek kişi tarafından dünyaya gelmiş en iyi basketbolcu olarak nitelendirilir. Hatta sadece basketbol sporu için değil, spor tarihinin en büyük efsanelerinden biridir. Shaquille O'Neal onun hakkında, "Onun benim hayalini kuramayacağım hareketler yaptığını gördüm. Onun potanın bir tarafındaki dip çizgiden smaç yapacakmış gibi havalanıp havada bir müddet asılı kaldıktan sonra adamın altından geçip diğer tarafından ters turnike attığını gördüm. Bunu kendim görmesem imkansız derdim. O en iyisi." ABD Profesyonel Basketbol Ligi NBA'in resmi sitesine göre Michael Jordan tüm zamanların en büyük basketbolcusudur. Chicago Bulls 1984 yılı draftlarında 3. sıradan Michael Jordan'ı seçti. Çok kısa sürede ligin yıldız oyuncuları arasında yer aldı. Sıçrama yeteneği özellikle All-Star organizasyonundaki Slam Dunk yarışmasındaki faul çizgisinden potaya smaç basması ile Jordan'a Air Jordan ve His Airness lakapları verildi. Michael Jordan'ın kazandığı ödüller ve başarıları. 1991, 92, 93, 96, 97 ve 98'de 6 kez NBA şampiyonluğu yaşadı. 1988, 91, 92, 96, 1998 yıllarında 5 kez MVP seçildi. 1985-1993 arası, 1996-1998 arası ve 2002-2003 yılları arasında 14 kez NBA All-Star organizasyonuna seçildi ve 10 kez ilk 5 başladı. 1991-1993 arası ve 1996-1998 yılları arasında 6 kez NBA finalleri MVP'si oldu. 1988 yılında NBA'de yılın savunmacısı ödülünü aldı. 1985'te yılın çaylağı seçildi. 1988, 1996 ve 1988 yıllarında 3 kez NBA All-Star MVP'si oldu. 1987 ve 1988 yıllarında 2 kez smaç yarışması şampiyonu oldu. 1984 ve 1992 olimpiyatlarında 2 kez altın madalya kazandı. 1982 yılında NCAA Erkekler Basketbol Şampiyonu oldu. 1984 yılında John Wooden ödülünü aldı. 1991 yılında Sports Illustrated Yılın Sporcu ödülünü aldı. 2009 yılında Hall of Fame ile NBA efsanesi oldu ve emekli oldu. Şu anda NBA'de 32.292 sayı ile en çok sayı atan 4. basketbolcu konumundadır. 1993-1994 sezonunun ardından babasını bıçaklı bir saldırı sonucunda kaybeden ünlü basketbolcu sinirlerini de hakim olamadı ve basketbola veda etti. Bütün hayranlarını şok etti. Ama spordan kopmadı. Michael Jordan 1994 yılında bu kez beyzbol oyuncusu oldu. 1994-1995 sezonunun ardından NBA'ye geri dönme kararı aldı. Basketbola verdiği arayla performansından hiçbir şey kaybetmedi. Michael Jordan 1995-1996 sezonunda maç başına ortalama 30.4 sayı ortalaması ile en değerli oyuncu seçilirken Chicago Bulls takımı da sezonu 72 maç kazanan ilk NBA takımı olarak tarihe geçti. NBA finallerinde de en değerli oyuncu seçilen Jordan aynı zamanda bu unvanı 4 kez kazanan ilk basketbolcu olarak tüm zamanların en iyi basketbolcusu olarak anılmaya başlandı. Jordan ve Mutombo arasında geçen ilginç diyaloğa bir göz atalım. Trash Talk'ı çok seven Jordan bir maçta Mutombo ile iddialaşır. Serbest atış çizgisine geldiğinde ise gözlerini kapatır ve Mutombo'ya der ki: "Hey Mutombo, bu senin için." Bir röportajında Mutombo olayı şöyle anlatıyor: "Michael'ın bana
gözleri kapalı faul atabileceğini söylediği günü asla unutamam. Maçtaydık ve o da yaptı. O an tek düşündüğüm eve gidince çocuklarıma ne söyleyeceğimdi. Bazı oyuncular Michael'le aynı sahada bile olmaktan o kadar memnun oluyorlar ki onlara bu bile yetiyor. 1997 finalleri Flu Game olayına bir göz atalım. 1997 finallerinin 5. maçı seri 2-2. Chicago'nun Utah'ı yenmesi gerekiyordu. Ancak Jordan'a gıda zehirlenmesi teşhisi konulmuştu. Jordan olmadan Malone ve Stockton'ı geçmesi imkansızdı. Jordan o gece uyuyamamıştı. Maç sabahı idmana çıkmamıştı ve maçtan sadece 3 saat önce ayağa kalktı. Jordan şöyle diyordu. Korkmuştum. Bana ne olduğunu anlamaya çalışıyordum. Önce kabus gördüğümü sandım. Uyanınca gerçek olduğunu fark ettim. Sanki kısmi felç geçiriyordu. Jordan maça çıktı. Maçı kazandıran şutu soktu ve 38 sayı atıp maç bitiminde Pippen'ın kollarında sahayı terk etti. Hikayenin sonu 13 Ocak 1999'da bir toplantıda basketbolu bıraktığını açıklayarak son buldu. 23 numaralı Chicago forması emekli edildi. Ve Jordan bütün basketbolculara ders olacak şu mesajı verdi. Kariyerim boyunca 9000'den fazla şut kaçırdım. Neredeyse 300 maç kaybettim. 26 kere maçı kazandırmak için son şut bana verildi ve kaçırdım. Hayatımda tekrar başarısız oldum. Ve işte bu yüzden başardım. Michael Jordan. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. İyi.